Selam, ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı, yani sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda yüke vurulduğunda boğulan motorlu testerede benzin filtresinin temizlenmesi konusunu işleyeceğiz. Ben sözü uzatmadan Erhan Usta'ma bırakmak istiyorum. Buyurun başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Mustafa abi söyledi zaten biraz önce. Bu motorumuzun sorunu yüke vurulduğunda bu motor istop ediyor diyor. Bu motorumuzun sorunu biz önceden baktık. Benzine karıştırılan yağ biraz fazla bu filtreyi tıkıyor. Biz bunun nasıl temizleneceğini göstereceğiz. Önce şöyle göstereyim. Burada pompası var. Pompaya bastığın zaman burası tam dolmuyor. Düşük devirlerde çekiyor ama yüksek devirlerde yetersiz geliyor. Önce bunun temizlenmesini gösterelim. Yan taraftan kapağını açıyoruz. Bunun içinde benzin hortumu var. Gördüğünüz gibi filtremizi çıkarttık. Bunda hem filtre hem süzgeç var. Gördüğünüz gibi fazla çekmiyor. Buralar yağ kanalı olduğu için tam yüke bindiğinde çekmiyor. Bunu temizlemenin en basit yolu eğer bir hava varsa havayla buradan basıp en basit temizleme şekli bu. Yok daha böyle yapamazsanız bunun yan taraflarında tırnakları var. Tırnaklardan açıp içinde de zaten görmüşsünüz. Bunu benzinle yıkayıp kurumaya bırakabilirsiniz. Havanız yoksa. Geri takalım. İçine güzelce aşağı gelecek şekilde koyalım. Kapağımızı kapatıp bir kontrol edelim. Bazen benzin çok yağlı oluyor, kurtarmaya da biliyor abi. Ha, yağ zaman, oranlarını tamam. Net ayarlamak lazım. Fazla koyduğumuz tamam. Zaman da tamam. İletmeyebilir. Ora tamam. Yağ daha doldu bakın, sarık sallanıyor evet. Gözüküyor. Geldi abi. Şu anda geldi. Tamam, şu anda geldi. He. Ateşlemesine de bakalım. Ucumuzu da temizledik. Bir ateşlemesini de kontrol edelim. Ek olarak. Ateşleme var. Kılızım çıkartması güzel. Kılızım çıkarttı. Güzel. Kompresörümüz de güzel. Önce bir çalıştırıp bakalım şimdi. Evet. Valla çalışmaması normalmiş Mustafa abi. Gördüğün gibi karbüratörüyle de oynamışlar. Kapalı yani şu anda. Karbüratör ayarını yapmıştık daha önce. Yine anlatarak yapayım ben de. Daha önceki videolarımızda var. Sen oradan da bakabilir ayrıntı olarak. Tabii bak burada 3 tane vida görecekler. LHT diye. Siz daha önce bunlara teferruatlı olarak daha önceki videolarda anlatmıştınız ne olduğunu. Sıktık. Her yarımı bir sayarak. 1, 2, 3. Onu açtık. Tekrardan öbürüne giriyoruz. O da kapalı komple gördüğün gibi abi. 1, 2, 3. O tamam avans ayarı. Rölant ayarını da sıkıyoruz. Çalıştırdıktan sonra bununla işimiz var daha mı? Şimdi bakalım çalıştıralım. Şimdi sesi durdurun. Buradan rölantısını düşüreceğiz. Genelde zincir takılı oluyor. Zincir durana kadar bunu test çevireceğiz. Şimdi ben onu normal ses kulak dinlememle yakacağım.
kapalı dumanı da görürsün değil mi abi? Normalde bu kadar duman atmaz. Yağlı bir duman. Bu hafif bir tuturuklumsu çalışma var. O da benzinin fazla yağlı olduğundan. Müşteriden geldi bu. Biz hiç müdahale etmedik. Sadece temizledik. Rölant ayarını yaptık. Biz izleyicilerimize şunu tavsiye ediyoruz. Daha önceki videolarda belirttiğimiz yağ oranından fazla yağ kullanmayın. Belki yağlı yemek güzel olur ama yağlı motor hiç güzel değil. Tabii. Umarım faydalı olmuştur. Bir videonun daha sonuna geldik. Umuyorum beğenmişsinizdir. Kanalımıza lütfen abone olun, yorum yazın ve like atın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.